eşsiz, enfes Meksika turumuzda 4. güne merhaba. Chetumal'e gecenin geç saatlerinde ulaştık. Ondan dolayı otele vardık ve dinlenmeye geçtik. Sabahın erken saatlerinde de uyandık. Çünkü bugün Bacalar'ı gezeceğiz. Bacalar dünyanın en popüler yerlerinden biri. Son yıllarda muhteşem renkli lagünüyle belgeselleri süsleyen, turizm dergilerine kapak olan Bacalar'ı gözlerimizle göreceğiz. Chetumal'deki otelimizde keyifli bir kahvaltıya uyanıyoruz. Nasıl bir otelde kaldık size de gösterelim istiyoruz. Otelimiz yemyeşil bir ormanın içine kurulmuş gibi. Bahçesi gerçekten çok güzel. Çok beğendik bu oteli. Bir daha gelsem bir daha burada kalırım. Chetumal'den selamlar. Akşamın geç saatlerinde Chetumal'e merhaba dedik ve otelimize yerleştik. Akşam yemeğinin ardından güzel bir yürüyüş yaptık dostlarla. Chetumal biraz daha sakin bir bölge, sakin bir şehir. Akşam saat 11-11.30 sularında hayatın fazla akmadığı, durduğu, sakinleştiği, yolların biraz daha karanlığa büründüğü bir şehir. Bu tespiti yapalım. Sabah uyandık. Otelden biraz görüntüler gösterelim istiyorum sizlere. Çünkü otel çok keyifli, böyle güzel yeşillikler içinde. Böyle bir havuzu var. Kokonat ağaçları var. Palmiye var bir tane. Güzel, keyifli. Konaklama noktasında da gayet rahat ettik. Odalar da gayet güzeldi. Bugün yine sürprizli bir gün. Bugün aynı zamanda son gün. Hadi bakalım, hazırsak başlıyoruz. Chetumal'den ayrılmadan önce Chetumal'in merkezinde ilginç bir fotoğraf çekimine denk geliyoruz. Meraklıyız ve öğreneceğiz. Ne için çekiliyormuş bu fotoğraflar? Fotoğraf sanatçısına uzatıyoruz mikrofonu. Chetumal'in meydanında çok enteresan, çok güzel bir moda çekimine denk geldik ve hemen yanlarına gidiyorum. Hello. Hello. How are you? Fine, thank you. What's your name? Roberto Valdez. Roberto, what are you doing in here? My English is not very good. Huh? Okay, that's good. You are making that thing for a magazine. Yes. Değerli izleyenlere hemen açıklayalım. Bir dergi için özel çekim yapıyorlar, editorial çekimi yapıyorlar. Burası Chetumal'in merkezi ve bu heykeli de kullanarak aynı zamanda hem fotoğrafçı hem sanatçı, hanımefendi de manken olarak burada yer alıyor. Chetumal'e veda etmeden önce merkezdeki bu heykelleri de gösterelim sizlere. İşte görmüş olduğunuz gibi Chetumal'in merkezi burası. Arkamızda bir Maya Kültür Merkezi var. Aynı zamanda müze. Bu merkezde çok fazla Maya eseri sergilendiği söyleniyor. Onun dışında da meydanda işte burası. Dediğimiz gibi Chetumal küçük bir şehir ama çok şirin, çok otantik. Yerli insanları ağırlıklı görüyorsunuz. Arkamdaki heykellerde Maya savaşçılarını simgeliyormuş diyoruz. Chetumal'in merkezinden güzel manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.
ve merkeze veda ediyor, Bacalar'a doğru tura çıkıyoruz. Bacalar, hani Meksika deyince aklınıza ilk gelen yerlerden biri, belki ilk etapta değil ama görsellere girdiğinizde, Meksika dediğinizde Bacalar fotoğrafları, o turkuaz renkteki lagün ve bembeyaz kumlar karşınıza çıkacaktır. Ofislerde, plazalarda çalışırken wallpaper yaptığınız o sayfalar, o görüntüler var ya, işte biz onları canlı canlı görmeye gidiyoruz. Biliyorsunuz ne yapıyorsak sizler için. Keyifli bir yolculuğun ardından Bacalar'a merhaba. Bir tekne turu bekliyor bizleri. Bu tekne turunu bütün detaylarıyla sizlerle buluşturacağız. Bota bineceğimiz yere geldik. Bugün saat böyle şu anda kaç? 10 falan. Hani 10'da böyle sisli olmaz diyorlar. Bizim Meksikalı şoförümüz de diyor ki güneş geliyor diyor, güneş geliyor. Güneş geliyor, inanın diyor. Meksika güneş ülkesi, Azteklerin ülkesi. Biz gerçi Yucatan Yarımadası'ndayız. Maya topraklarındayız, Maya Land'deyiz ama ya yine de burası güneş ülkesi. Arkadaşlar, güvenlik her şeydir biliyorsunuz. O yüzden can yeleklerini mutlaka veriyorlar. Can yeleğimizi giydik ve birazdan tekneye geçeceğiz. Tur başlayacak ama hala sisli yani. Özellikle güneşli havalardaki görüntüsü muhteşem. Bir turkuaz renk ki bizdeki Ölüdeniz gibi. Ya da hani arkadaşlar, Salda Gölü diyelim. Tekne turu için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ve artık tekne turu başlıyor. Evet arkadaşlar, şu anda Bacalar'dayız. Biz de paraları şu anda hazırladık. İçecek yiyecek bir şeyler alacağız. 2 saat keyifli vakit geçireceğiz. Biraz sisli ama olsun. Tekne turu öncesi Zülfiye Hanım'a uzatıyoruz mikrofonu. Kendisini tanıyoruz. Normalde kurumsal çalışıyorum. Kurumsal firmalara hizmet veriyorum. Hı-hı. Yurt içi, yurt dışı, otel, uçak, bayi toplantıları. Ben firmamı pandemide açtım bu arada. 2 sene oldu. 2 sene bitti. Onlar peki Meksika'dan memnun musunuz? Acayip beğendim. Bu kadar uzun uçuş ama tekrar gelirim buraya. Evet. Pırıl pırıl bir su var burada. Sise rağmen göletin, gölün dibi o kadar şeffaf ki yüzen balıklar bile gözüküyor arkadaşlar. Sisli de olsa güneşin açacağına inancımız tam. Ve artık teknedeki yerimizi alma zamanı. Teknemiz de hazır, biz de hazırız. Artık yavaş yavaş geçebiliyoruz. Vira bismillah diyor, yola koyuluyoruz. Lagünün derinliklerinde kaybolacağız. Senotelerde yüzeceğiz ve turkuaz lagünü keşfedeceğiz. Sisli olmadığı zamanlarda bu turkuaz rengi göletin en dip noktasına kadar görebiliyormuşuz. Sistem dolayı biraz gri. Güneşe güveniyoruz. Evet, bak. Her an bulutların ardında, sislerin ardından çıkabilir. Öyle ümit ediyoruz. Rehberimiz gerçekten çok tatlı. Bize durduğu her noktada durduğumuz yerle ilgili detaylı bilgiler veriyor. Then we're going to cross in front of that island, which is the Beard Island. 4-5 yerde duraklama yapacağız. Bunlardan bazılarında lagüne gireceğiz. İşte ilk durağımız.
uğradığımız durak Siyah Cenote. Göletin bir noktasından sonra büyük bir derinlik söz konusu. Ve bu derinlik yüzünden burada bir rivayet ulaşıyormuş. Hani yıllar evvel burada bir kadın varmış ve kadının evine devlet el koyuyor. Kadın beddua ediyor ve burada yüzenler inşallah boğulur diyor. Her yılda burada 3-5 kişi hakikaten boğulunca bu iş lanete dönüşmüş. Onu anlattı dostumuz. İşin bilimsel yanı şu, burada bir senote var. Senoteden çıkan su tatlı su, göletin suyu ise tuzlu su. Bu iki suyun karışımıyla beraber tatlı su, tuzlu su bir araya gelince burada yüzenler eğer dikkatli olmazlarsa aşağı doğru çekiliyorlar. Fiziksel bir kural olarak buradaki boğulmalar ondan kaynaklanıyormuş. İkinci durağımız. Burada yüzme molamız var. Arkadaşlar bu güzel bot turunda ilk yüzme durağındayız. Buraya korsan kanalı deniyor. Çok çok uzun yıllar evvel korsanlar bu kanalı kullanarak iç kısımlara hareket ediyorlarmış. Büyük ordu gemileri bu kanallara giremediği için korsanlar burada son derece rahat hareket edebiliyorlarmış. Korsanların buraya gelme amacı da tabii buradaki Maya kabilelerinden köle almak, odun almak ve bir takım ihtiyaçları gidermekmiş. Fakat daha sonraki yıllarda İspanyollar buraya gelince İspanyollar kovmuşlar korsanları. Kendileri buraya yerleşmişler. Hatta arkada bir kale var, onu gösterdiler. Burası bir lagün ve şu anda güneş de birazcık çıktı. Çok güzel bir renk görüyoruz. Yüzeceğiz burada. Çok sığ pan yeleklerimizi bile çıkardık şu anda. 20 dakikalık molamız var. Ne yapıyorsak sizler için arkadaşlarımız da şimdi bak görünce nasıl yüzüyorlar bak. Çıpır çıpır nasıl yüzüyorlar bak. Oo maşallah maşallah maşallah. Abi çekemedim ya bir daha. Şaka şaka yok yok. Çektim. Yüzme molasından sonra bir başka duraktayız. Arkadaşlar yüzme molasından sonraki durağımız Kuşlar Adası oldu. Tabii ki bu lagünün özel koruma alanı olduğunu varsayarsak lagünün ortasında yer alan bir kara parçası ve bu kara parçasında oluşan mangrovlar ki burada mangrovlar da koruma altında kuşlara yuva olmuş vaziyette. Arkadaşımız onu gösterdi. Üçüncü durağımız Kuşlar Adası'ydı ve şimdi dördüncü durağa doğru gidiyoruz. Lagünün dibinde senoteler var. Zaten renkten belli oluyor. Bot turumuzun dördüncü durağı bir başka senoteydi. Cenote Cocalitos. Orada turkuaz suyu gördük ve aynı zamanda güneşin de açmasıyla keyifli görüntüler elde ettik. O bölgede yer alan özel bitkiler bu lagünün suyunun oksijenini son derece doyurucu hale getiriyormuş, arttırıyormuş. Hatta karadaki ağaçlardan en az 3 kat, 4 kat daha fazla oksijen veriyormuş suya. O senotenin hemen yan tarafında yer alan Cenote Cruza gerçekten yüzülebilen tek senote bu koskoca lagünde. Derinlik 80 metre, 150 metre çapında bir senoteden bahsediyoruz. Ve aynı zamanda bir de restorana sahip. Restorana giriş 50 pezoymuş, yüzmek de 15 pezoymuş. Yeme içme hani 50 pezoyu verdiğiniz zaman ise herhalde içecek veriyorlar. Yediğinizde ödüyorsunuz öyle tahmin ediyorum. Biz bu güzel keyifli turu devam ettiriyoruz. Bakın ne güzel güneş de açtı.
son durağımıza doğru ver elini cenote diyelim. Tekne turu devam ediyor. Tekne turundan harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Başka durakta duruyoruz. Ve tekne turunda artık son durak. Burada da yüzeceğiz, lagünün tadını çıkaracağız. Şansımıza güneş de açıyor. İşte o enfes turkuaz renk. Bakaları dünyaca tanıtan bu muhteşem sulara merhaba diyoruz. Bu güzel bot turunda artık son durağa geldik. Güneş de açtı şansımıza ve o güzel bakaların turkuaz renkli muhteşem lagün rengini görebiliyoruz. Ve artık o son durakta da bir yüzme molası diyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ne yapıyorsak sizler için. Şimdi yüzeceğiz, mecburen yüzeceğiz yani. Hani ya buraya gelmişken yüzeceğiz artık sizin için. Kendim için bir şey istiyorsam biliyorsunuz. Yüzeceğiz. Turunun son durağında yüzme molası. Evet arkadaşlar, işte ünlü görüntü bu ve bu güzel turkuaz renkli lagünde yüzme zamanı diyoruz artık. Hem senoteleriyle hem doğal güzelliğiyle Meksika turunda uğranması gereken bir durak diyor ve kendimizi kızgın kumlardan serin sulara bırakıyoruz. Ve artık yolculuğu da tamamladığımız için dostlarımıza son kez mikrofonu uzatıyoruz. Bakalım onlar bu turu nasıl bulmuşlar? Son 4 gündür çok güzel geçiyor. Dün Playa del Carmen'deydik. Şimdi Bakalar'dayız. Çok keyifli, harika bir su. Deyim yerindeyse suyu içebilirsiniz. Yani çok iyi, her şey yolunda. Harika bir turkuaz lagunun ortasındayız. Harika geçiyor gezimiz. Meksika'dan, Bakalar'dan selamlar. Senotelerde yüzmeyi çok seviyorum. Herkesi buralara bekliyoruz. Özellikle Meksika ile ilgili sanıyorum bir vize algısı var. Türkiye marketinden, Türkiye pazarından buraya olan talep artacaktır diye düşünüyorum. Herkese Bakalar'dan selamlar. Hoppa! Ali Bey'e de uzatıyoruz mikrofonumuzu. Bakalım o neler söyleyecek. Çok önemli highlightları ve önemli noktaları gezdik. Bugün programımızın son gününde Bakalar'a geldik. Mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri Meksika'da. Herkesi bekliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem, eğlenceli bir turdu. Bu da artık son noktalarından bir tanesi. Tabii ki teşekkür ediyoruz. Ve Meksika'da bu turu yapmaya hepinizi bekliyoruz. Daha birçok sürprizlerle YouTube kanalımı takip etmeye devam edebilirsiniz. Tekne turunu tamamlıyor, Cancun'a doğru dönüşe geçiyoruz. Tıpkı gelirken olduğu gibi dönerken de Tulum'da bir mola veriyoruz. Bu seferki molamız kahve molası. Bu kahveciyi çok sevdik. Kahvelerimizi yudumluyor ve Cancun yolculuğunu başlatıyoruz. Küçük bir yemek molası verdik. Yemek molasının ardından da Tulum'da kahve molamızı veriyoruz.
Tulum'un merkezinde keyifli bir lokasyon. Campella diye çok güzel bir kahveci. Hemen yan tarafında da bir kolonyal, eski bir İspanyol yapısını renove etmişler ve otel haline dönüştürmüşler. O da harika. Tulum'un merkez böyle ana caddesinde görüp bulabileceğiniz iki spot diyelim. Bunları da sizlerle buluşturalım istiyorum. Akşamın geç saatlerinde dönüyoruz Cancun'a. Otelimize tekrar yerleştikten sonra son gecemizde muhteşem bir şova konuk olacağız. Meksika'daki son gecemizi Hoka Bongo Show'un muhteşem gösterileriyle tamamlıyoruz. Yepyeni bir güne, günüş gününe uyanıyoruz. Ve artık son sözleri ediyoruz. Evet arkadaşlar, geldik bir yolculuğun daha sonuna. Yaklaşık olarak 4 gündür Meksika'da muhteşem vakit geçirdik. Gerçekten keyifli, güzel anılarla Meksika'dan ayrılıyoruz. Bakalım bundan sonra dünyanın hangi noktasında olacağız? Grubumuzun pozitif insanlarından biri Ahmet Bey. Kendisinin Bursa'da bir seyahat acentesi var. Mikrofonu uzatıyoruz kendisine. Bakalım bu turu beğenmiş mi? Her şey gayet güzeldi, keyifliydi, keyif verici bir tatildi. İnanılmaz güzel yerleri gördük. Özellikle Playa del Carmen inanılmaz beğendiğim bir yer oldu. Mutlaka tavsiye edebileceğim bir yerdir. Herkesi bekliyorum. Turun tamamından harika manzaralarla küçük bir özet veriyor. Bir programın daha sonuna geliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Yaklaşık 18-19 saatlik uçak seyahatimizi tamamladık. Cancun Havaalanı'na dostlarla beraber iniş yaptık. İşte buradayız. Cancun'un tadını çıkarmaya başlıyoruz. Cancun zaten Meksika'nın göz bebeği Antalya'sı gibi bir tatil cenneti. Birlikte denizin tadını çıkaralım. Oh mis gibi sıcacık. Her şey çok keyifli gidiyor. Umduğumuzdan çok daha güzel çıktı. Hoka Bongo Show dünya genelinde çok yaygın ve bilinen bir show. Evet, otobüse bindik ama yani nasıl bir otobüs? Maya İmparatorluğu'nun derinliklerine gideceğiz ve o derinliklerdeki sırları sizler için çözeceğiz. Acaba Mayalılar uzaylı mıydı? Chichen Itza'ya giriş yapıyoruz. Bayağı kalabalık, ne diyorsun? Çok kalabalık, bayağı bir girmek için bekleyenler var. Biz de hızlı bir şekilde giriş yapmak için elimizden geleni yapacağız. Çok hadi hızlı olmamız lazım. Chichen Itza'da almanız gereken en önemli şeyi hatırlatayım istiyorum. Su. Tüyleri diken diken eden harika bir yer. Kukulkan dedikleri ana tanrı, işte arkamda görmüş olduğunuz gibi yılan. Dikkatli baktığınızda Maya savaşçısının ayakkabısının Roma'dan bile önce giyilen tip sandalet olduğu görülüyor. Futbol milyarların izlediği bir oyun elbette ama Mayalar o yıllarda bir top oyunu oynuyorlarmış. O oyunun adı Pelota.
Kanada, Amerika ve Meksika orduları ne olursa olsun Chichén-Itzá'yı korumak adına buraya gelecekler ve konuşlanacaklar. Yüksekten atlamak arkadaşlar, gördüğünüz gibi heyecan bastı bizi. Arkadaşlar atlıyorum, ne yapıyorsam sizler için. Tam bir Meksika restoranı, mariachileriyle, harika Meksika yemekleriyle bizleri bekliyor. Görüyorsunuz bak, denize şöyle bir ayağımızı soktuk nasipse. Her an bulutların ardında, sislerin ardından çıkabilir. Korsan kanalı deniyor. Kızgın kumlardan serin sulara bırakıyoruz. Meksika'da bu turu yapmaya hepinizi bekliyoruz.